Vallahi hiç umudum yok. Daha kötü olacak gibi sanki. Kişisel olarak insanlıklarımız düzelsin. Çünkü toplum olarak gittikçe kötüye gidiyoruz. Mutluluk, huzur, pahalılığın gitmesi, hayat şartlarının daha iyileşmesi. 2022 yılına sayılı günler kaldı ve yeni yılın heyecanı yaşanmaya başlandı. Biz de Last Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara 2021 yılını nasıl geçirdiklerini ve 2022 yılından beklentilerini sorduk. Bakalım ne cevapları aldık. Geçti kardeşim. Hiç memnun değilim 2021'de. Yeni yıldan beklentiniz ne peki? Neler bekliyorsunuz? Vallahi hiçbir şey beklemiyorum. Bu 2021'de nasıl geçtiyse o da ondan daha berbat olur bence. Beklentilerin çok altındaydı. Yani ülke olarak çifte kriz yaşadık. Yani gerek döviz, gerek araç piyasaları, yani milletin 150 lira etmeyen arabası 300 bin liraya, 400 bin liraya satıldı. Dolar, euro bir anla uçtu. Sonra düşüşe geçti ama yani iyi değil. Gıda fiyatları falan. İyi değil. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz peki? Vallahi hiç umudum yok. Daha kötü olacak gibi sanki. Öyle bir biçimde öyle bir his var. Şahsi olarak çok iyi geçtiğini söyleyemem. Devlet bazlı politikalar nezdinde de çok iyi geçtiğini söyleyemem. Ama ümit ediyorum ki inşallah 2022, 2021'den daha iyi geçecek. Hep birlikte temennimiz olsun. Daha iyi, daha güzel günler yaşayalım inşallah hep beraber. Yeni yıldan başka beklentiniz var mı? Ya en büyük beklentimiz millet olarak refah düzeyimiz artsın. Sosyal yaşantılarımız daha iyi seviyelere çıksın. Gelirlerimiz yükselsin. Kişisel olarak insanlıklarımız düzelsin. Çünkü toplum olarak gittikçe kötüye gidiyoruz. İnsanların birbirine çok fazla güveni kalmadı. Bu güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Birlik olalım, beraberlik olalım. Hep birlikte kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Yani sadece hani devletin yaptığı icraatların dışında bizler de doğruyu yanlışı görerek hareket edelim. Bilinçli hareket edelim. Bilinçli tüketici olalım. Bilinçli insan olalım her yönüyle. 2021 yılı mahalle muhtarıyım, TOKİ Demokrasi mahalle muhtarı, tesadüfen de iyi oldu. Çok yorgun geçti, bayağı bir işlerle, mahallenin işleriyle uğraştık. Yorgun, aynı zamanda da pahalılık, bu mahalle sakinlerimin bana gelmesiyle bayağı bir yoğun geçti ve elimizden de hiçbir şey gelmiyor maalesef. Böyle. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Yeni yıldan inşallah mutluluk, huzur, pahalılığın gitmesi, hayat şartlarının daha iyileşmesi, Covid'siz bir yıl, rahatça maskesiz, tanıdıklarımızı rahatça görebilmek, rahatça aynı kalabalık ortamlara girmeyi bekliyorum. 2000 yılı çok kötü geçti. Ekonomik sorunlarımız arttı, sosyal konular bozuldu, cinayetler, ondan sonra yolsuzluklar aldı, yürüdü, gitti. Her türlü kötülük 2021 yılında yasaların uygulanmadığı için, dolayısıyla bu yasada adamına göre uygulandığından dolayı insanlar suç işler duruma geldi. İnsanları potansiyel suç duruma düşürdük. Suç işlemeyecek insanlar da suç işler oldular. Yasalar uygulanmadığı için. 2022'ye gelince bu yasaların bazı şey değişmesi gerekiyor. Ceza yasaları, hukuk yasaları, insanların yaşama hakkı olması lazım. Dolayısıyla şimdi zenginle fakir arasında uçurum farkı var şu anda. Biri Erciyes'in zirvesinde otururken öbürü eteklerinde dolaşıyor. Dolayısıyla birbirine bakıyorlar. Yukarıdaki insan da bunları parası olduğu için istediği gibi kullanıyor. Köle gibi kullanıyor. Zaten güç olduğu zaman bir güç bir insanda bir toplulukta olduğu zaman aşağıdaki insanlar hep ezilir, köle gibi kullanılır. Firavun neslinde devam eder bu. Firavun da öyle yaptı. Kendi gücü kendinde gördü. Haman'ı, Karun'u yanına aldı ve topluma kendisine Firavun medalları yaptırdı. Piramitler yaptırdı. Sistem de aynen devam ediyor Türkiye'de. Hep güçlüler güçlüler hep eziyor. Dolayısıyla burada böyle oluyor yani. Kim güçlü olursa güçsüzü yener. Benim için çok kötü geçti. Hastalıklı bir yıl oldu. Yani pandemiden hariç evdeki insanların hastalıklarıyla geçti hep. Allah'ım herkese sağlık sıhhat versin. İnşallah gelecek yılda hepimizin hakkında hayırlısı olur. Yeni yıldan başka beklentileriniz neler? Sağlık olsun, başka bir şey istemiyorum. 2021 yılı benim için gayet kötü geçti. Gayet iyi geçti diyemeyeceğim.
Çünkü biliyorsunuz gündemde artık geçim sıkıntısı, yaşam koşullarının zorluğuyla beraber işsizlik, halen işsizim. Kendi mesleğimi bile yapamıyorum. Kötü geçti ama inşallah 2022 yılında bu geçen kötü günlerin telafisi olur. İyi bir yıl geçirmeyi diliyorum yani. Yeni yıldan başka beklentiniz var mı? Her şeyden önce zaten şu koronanın bitmesini, artık ölümlerin bitmesini, sağlığın daha çok gündemde olmasını diliyorum. Bir de işte dediğim gibi geçim sıkıntılarının yok olmasını, daha kolaylaşmasını. Çünkü asgari ücret arttıysa artık hani geçim sıkıntısının da yok olması gerekiyor ama olmuyor. İnşallah her şey güzel gider. Geçti. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Vallahi güzel şeyler bekliyoruz. Yani mutluluğu, huzur, sağlık bekliyoruz. İnşallah bu koronanın bitmesini bekliyoruz kızım. Allah'ın izniyle. Bence çok kötü. Yani diğer senelere göre bayağı bir kötü geçti yani. Her şey zam, zam üstüne. O şekilde zorlandık yani biraz açıkçası. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz peki? Hiçbir şey de beklemiyorum bu ülkeden açıkçası. Bir şey de olacağını da zannetmiyorum. Aynı devam bence.